akşamlar. Neredesin sen şimdi, söyle bakalım. Sarıçam, Mustafa'larda mısın? Neredesin? Evet efendim. İyi peki. Benim sesimden beni tanıdın mı sen? Yani benziyor hangisi ya? Benziyor hangisi? Peki sen şu anda bizim bu bakanlığımızın, Orman Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu teknolojiyle takip edebildiklerimiz arasındasınız. Tamam mı? Bütün araçlar takip ediliyor da bir tesadüfi olarak biz de dedik ki Adanalı bir hemşehrimiz olsun. Onlardan birini dedim yakalayalım. Peki bu teknolojiden senin haberin var mı? Bundan sonra hız sınırını falan filan aşma bak, ona göre. Yakıt tüketimine varana kadar buradan görüyoruz. Güzel olmuş da sen de dikkat et bundan sonra, tamam mı? Osman sen neredensin? Adana'nın neresindensin? Arap İştahçı. Bizim Harun'un köyü, öyle mi muhtarım? İyi, peki sen çilek yetiştiriyor musun? Ya ben senden çilek istemedim. Ben sana sadece orada çilek yetiştiğini hatırlatmak istedim. Çok güzel çileğiniz yetişiyor. Orada gölet yapıldı. Kim yaptırdı o göleti? Ne zaman yapıldı? Yani olabilir diyorsun değil mi? Evet. Sen köye de git bak. Ben senin köyünden bahsediyorum. Orada milletvekili olduğumuz dönemde köyden bahsediyorum, muhtarından bahsediyorum, adı Harun diyorum. Sen köye gitmemişsin. Şöyle efendim, köyde benim birinci derece akraba yok, hep Adana'da bulunmadığım benim. Ben sizi Adana'da tanıyorum yani. İyi, pekala. Neyse, Allah rast getire, oldu mu? Bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün böyle bir teknolojisi var. Bu teknolojiden kendi arkadaşlarınızı da haberdar edin. Allah göstermesin. Size bir şey olacak olsa en azından merkez sizi buradan görebiliyor, takip edebiliyor. Oldu mu? Sizi yönlendirebilme kabiliyeti var. Allah göstermesin. Yangın olduğunda yangın mahalline anında sevkiyatı sağlayabiliyor. Bunlar İşte teknolojinin sunduğu nimetler, ama Türkiye ve bakanlığımız bu teknolojiyi kullanabiliyor. Oldu mu?